Avrupa'nın son faşist diktatörü Francesco Franco. 1892 yılında İspanya'nın Galicia bölgesinin Ferrol kentinde dünyaya geldi. Akranlarından daha disiplinli bir ortamda yetişen Franco, eğlence düşkünü babasından daha çok tutucu bir Katolik olan annesine yakınlık duyuyordu. Ailenin önceki dört kuşağının çocukları ve ağabeyi gibi Francesco'nun da deniz subayı olması öngörülmüştü. Ama Deniz Akademisi'ne alınacak öğrenci sayısının sınırlandırılması yüzünden Franco karacı olmak zorunda kaldı. 1907'de daha 14 yaşındayken girdiği Toledo Piyade Akademisi'ni 3 yıl sonra bitirdi. Sömürgeci İspanyol birliklerinin 1909'da Fas'ta başlattığı askeri harekata katılmak için gönüllü yazılan Franco 1912'de bu ülkeye gönderildi. 1912'den 1927'ye kadar Fas'ta görev yaparken Kuzey Afrika'daki İspanyol ve Fransız egemenliğine karşı savaşan direniş hareketinin önderi Abdülkerim Hattabi'ye karşı Fransızlarla beraber savaştı. Ertesi yıl üsteğmen rütbesiyle seçkin faslı askerlerden oluşan bir süvari alayına katıldı. 1915'te İspanyol ordusunun en genç yüzbaşısı olan Franco ertesi yıl karnından ağır yaralandı ve tedavi için İspanya'ya gönderildi. 1920'de yeni kurulmuş olan İspanyol Yabancılar Lejyonu'nun komutan yardımcılığına getirildi. 1923'te aynı lejyonun komutanlığını üstlendi. Aynı yıl Carmen Polo ile evlendi. Faslı yurtseverlere karşı yürütülen zorlu harekat sırasında komuta ettiği lejyon ayaklanmanın bastırılmasında önemli rol oynadı. Bu başarısı üzerine ulusal kahraman durumuna gelen Franco 1926'da Tuğ Generalliğe yükseltildi. 1928'in başlarında yeni kurulmuş olan Zaragoza Askeri Akademisi'nin komutanlığına atandı. 1931'de İspanya'da krallığın devrilmesinden sonra kurulan Cumhuriyet yönetimi koyu bir antimilitarist politika izlemeye başladı. Zaragoza Askeri Akademisi kapatıldı ve Franco görevinden alındı. Franco, kralın özel danışma kuruluna kabul edilmiş olmasına ve kralcı olarak tanınmasına karşın hem yeni yönetimi hem de rütbesinin geçici olarak indirilmesini kabul etti. 1933'te tutucu güçler yeni cumhuriyetin denetimini ele geçirince Franco komutan olarak eski görevine geri döndü. 1934'te de tüm generalliğe yükseltildi. Aynı yılın Ekim'inde hükümete 3 sağcı üyenin alınmasına karşı çıkan Asturiaslı maden işçilerinin ayaklanmasını bastırmakla görevlendirildi. Bu harekattaki başarısı ününün daha da artmasını sağladı. Mayıs 1935'te Genelkurmay Başkanlığı'na getirilen Franco, antimilitarist yönetim arasında zayıflamış olan disiplini ve askeri kurumları yeniden güçlendirmeye girişti. Merkez sağ hükümet kırsal bölgeleri denetleyemez duruma gelince Ocak 1936'da parlamento dağıtıldı ve yeni seçimlerin Şubat 1936'da yapılacağı açıklandı. Seçimlerde cumhuriyetçi ve sol eğilimli partilerin oluşturduğu halk cephesi kralcı milliyetçi cepheye karşı büyük bir zafer kazanarak iktidar oldu. Bunun üzerine Franco ülkedeki karışıklıkların giderek arttığını ileri sürerek hükümetten olağanüstü durum ilan etmesini istedi. Ama başvurusu reddedildi ve Franco Genelkurmay Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak Kanarya Adaları'nda önemsiz bir komutanlığa atandı. Bir süre sonra halk cephesi iktidarını devirmek için planlar yapan sağcı subaylarla ilişki kurarak darbe hazırlıklarına girişti. Franco'nun askeri ayaklanmayı ilan eden bildirgesi 18 Temmuz 1936 gününün şafağında Kanarya Adaları'ndan radyodan yayımlandı. O sabah Anakara'da ayaklanma başladı. Ertesi gün Fas'a giden Franco hem bu bölgenin hem buradaki İspanyol ordusunun denetimini 24 saat içinde ele geçirdi. José Sanjurjo'nun ölümünden sonra faşist hareketin başına geçti. Ardından ordusuyla beraber İspanya'ya çıktı ve Madrid'e doğru ilerlemeye başladı. Madrid ve Barcelona dışındaki garnizonların çoğunun ayaklanmaya katılmasıyla 3 yıl sürecek İspanya iç savaşı başlamış oldu. Madrid'in varoşlarına kadar ilerleyen milliyetçi güçler burada durduruldu. Bunun üzerine kenti düzenleyecekleri son saldırıyı yönetmesi ve gerekli hazırlıkları yapması için bir başkomutan seçmeye karar verdiler. Bu göreve getirilecek kişi hem orduları yönetecek hem de milliyetçi hükümete başkanlık edecekti. Yeni milliyetçi hükümetin başkanlığına 1 Ekim 1936'da Nazilerin iktidarda bulunduğu Almanya ile faşist yönetimin altındaki İtalya'dan da yardım sağlayabileceği anlaşılan Franco getirildi. Ama Franco hükümeti 3 yılı aşkın süre boyunca ülke çapında tam bir denetim kuramadı. 30 Ocak 1938'de devlet ve hükümet başkanlığı ile Kara ve Deniz Kuvvetleri Başkomutanlığı'na getirildi.
Franco'nun ilk hedefi İspanya'ya iç savaştan önceki gücünü yeniden kazandırmaktı. Ama tüm ülkede denetimi sağlamasından yalnızca 5 ay sonra başlayan 2. Dünya Savaşı Franco yönetimini bir ölçüde sarstı. İç savaş döneminde kendisine destek çıkan Hitlerci ve faşist rejimlerden yana çıkarak 1939'da Anti-Komintern Paktı imzaladı. Buna rağmen Almanya'nın Katolik bir ülke olan Polonya'ya nedensiz ve gerekçesiz saldırması karşısında ilk anda şaşkından düşen Franco, savaşa karışmaktan titizlikle kaçındı. Belki de en önemli siyasi başarısı, savaş boyunca soğuk bir gerçekçilik ve dikkatli bir zamanlamayla yürüttüğü diplomasisiydi. Franco, Hitler'e yakın bir çizgi izlemekle birlikte diplomatik ve askeri alanlarda doğrudan bir taahhütten dikkatle kaçındı. Ama Hitler'in kısa zamanda kesin bir zafer kazanma şansı olsaydı, Franco'nun Almanya'nın yanında savaşa katılacağını doğrulayan bazı kanıtlar vardı. Hitler'in 1940'ta Fransa'nın Hendaya kentinde Franco ile yaptığı görüşmeden sonra böylesi bir pazarlığa bir kez daha oturmaktansa 3-4 dişini çektirmeye razı olacağını söylediği ileri sürülmüştür. 1940'ta Hitler'in isteğine uyarak İspanya Milletler Cemiyeti'nin denetiminde bulunan Fas şehri Tanka'yı işgal etti. Almanlar gerilemeye başlayınca müttefiklere yaklaşmak için Tanka'yı boşalttıysa da müttefiklerin kendisine düşmanca davranmaları İspanya'nın Birleşmiş Milletler'e girmesini önledi. 1947'de Katolik ve sosyalist bir devlet olarak tanımlanan İspanya'yı yeniden bir krallığa dönüştüren veraset yasasını kabul ettirdi ve kendisini devletin ömür boyu koruyucusu ve kral naibi atadı. Franco yönetiminin en zor dönemi 2. Dünya Savaşı sonrasında yeni kurulan Birleşmiş Milletler'in İspanya hükümetiyle ilişkileri kesmesiyle başladı. Son faşist diktatör olarak nitelendirilen Franco, bir dönem boyunca en çok nefret edilen batılı devlet başkanı oldu. Ama Doğu ve Batı arasındaki ilişkiler iyice kötüleşip soğuk savaş doruk noktasına ulaşınca İspanya'yı dışlama politikası da sona erdi. 1948'de İspanya'nın batılı ülkelerle ilişkileri düzelmeye başladı. 1953'te İspanya ile ABD arasında 10 yıllık bir askeri yardımlaşma paktının imzalanmasıyla Franco'nun uluslararası kamuoyundaki konumu daha da iyileşti. ABD ile İspanya arasında imzalanan bu antlaşma 1955'te Birleşmiş Milletler'e 1958'de de Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na girmesini kolaylaştırırken Franco yönetimi antlaşma uyarınca ABD'ye askeri üsler verdi. 1950'ler ve 1960'larda Franco bazı liberalleşme eğilimleri göstermesine rağmen bu dönemde de eleştiriler aldırış etmeden yönetimini sürdürdü. Ayrıca yönetiminin yaşayabilmesi için desteğini aradığı ılımlı liberallerden aşırı gericilere kadar uzanan bir yelpaze içindeki çeşitli eğilimleri tartıp dengelemede belirgin bir siyasi beceri gösterdi. Bu gruplar arasındaki dengeyi özenle koruyup yürütme erkini büyük ölçüde atadığı kişilere bırakarak günlük siyasal çatışmaların üstünde yer almayı ve bir hakem rolü üstlenmeyi başardı. Bu nedenle de başarısız uygulamaların faturası büyük ölçüde Franco'nun kendisinden çok tek tek bakanlara yüklenmeye başlandı. 1940'ların başlarında gözden düşmüş olan Devlet Partisi Falange Partisi, sonraki yıllarda yalnızca hareket adıyla anılmaya ve başlangıçtaki yarı faşist kimliğini yitirmeye başladı. Sağcı otoriter önderlerin çoğunun aksine Franco, yönetiminin kendi ölümünden sonra da sürmesi için önlemler aldı. 1947'de yaptırdığı referandumla İspanya'da monarşi yönetimini yeniden kurdu ve Franco yaşam boyu kral naibi ilan edildi. 1966'da yürürlüğe koyduğu bir düzenleme ile devlet ve hükümet başkanının yetkilerini birbirinden ayıran Franco, 1967'de az sayıda parlamento üyesinin seçimle belirlenmesine izin verdi. 1969'da 13. Alfonso'nun o sırada 32 yaşında bulunan torunu Juan Carlos'u veliaht ilan etti. 1973'te başbakanlık görevini bıraktıysa da devlet başkanlığını, silahlı kuvvetler başkomutanlığını ve falanc liderliğini sürdürdü. 19 Temmuz 1974'te yaşlı Franco çeşitli sağlık sorunları yüzünden hastalandı ve Juan Carlos devlet başkanı vekili olarak görevi devraldı. Franco yakın zamanda iyileşti ve 2 Eylül'de devlet başkanı olarak görevini sürdürdü. Bir yıl sonra Parkinson hastalığı da dahil olmak üzere daha fazla sağlık sorunu baş göstererek bir kez daha hastalandı. 30 Ekim 1975 tarihinde komaya girdi ve yaşam destek ünitesine konuldu. Franco'nun ailesi yaşam destek makinelerinin desteğini kesmeyi kabul etti.
Resmi olarak 20 Kasım 1975'te Falange kurucusu José Antonio Prima de Rivera'nın aynı ölüm tarihinde 82 yaşında öldü. Franco'nun cenazesine Monaco Prensi 2. Ranier, Şili'nin lideri General Augusto Pinochet, Bolivya'nın diktatörü General Hugo Banzer, Ürdün Kralı Hüseyin ve ABD Başkan Yardımcısı Nelson Rockefeller katıldı. Franco uzun bir hastalık döneminin ardından ölünce Juan Carlos 30 Ekim 1975'te devlet başkanlığı yetkilerini üstlendi. Franco Avrupa'nın son faşist diktatörüdür.